Bir beyefendi aradı. Nerede? Bulamıyorum kartını da. Dur. Bir beyefendi aradı. Müge Anlı'ya biz ödül vermek istiyoruz diye. Fakat dedim ki kim dedim onlar bir saniye. Hayır şeyi bulacağım. Birinin ismini yazmışsınız, birinin ismini yazmamışsınız arkadaşlar. O yüzden şey yapamıyorum. Şimdi bizi Kocaeli'nden arıyorlar. Diyorlar ki biz Müge Anlı'ya plaket vermek istiyoruz, ödül vermek istiyoruz falan. Kim? Rasim Uyan. Dedim ki kimdir dedim bu Rasim Uyan. Böyle kocaman da bir dosya da göndermiş. Rasim Uyan efendim aslında Kocaeli'de berberlik yapıyor. Kendisi berber. Fakat bu berber dükkanı bildiğimiz berber dükkanlarından değil. Elinde belgeleri, plaketleri falan da böyle bir koca dosya da göndermişler. Dedim ki önce bir çekim yapalım. Bu dedim ne yapıyor acaba Rasim Bey dedim berber dükkanında dedim. Rasim Bey efendim şöyle bir berber dükkanı işletiyor. Mesela diyelim ki önümüzdeki günlerde Dünya Kadınlar Günü. Kendisine soracağım ama işte karısına ya da sevgilisine Dünya Kadınlar Günü'nde hediye alan birisi faturasını gösterirse onu ücretsiz tıraş yapıyor. İşte kadına şiddete hayır deyip dükkana girerseniz yine bedava tıraş olabiliyorsunuz. Yere tükürmeyeceğinize söz verirseniz yine bedava tıraş olabiliyorsunuz. Ve Rasim Bey ayın büyük bir bölümünün gelirini çeşitli kurumlara bağışlıyor. Bakın ben çok anlatmayayım aslında. Bir izleyelim. Hakan Bey'in yanında Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hakan Eryürek de var. Beraber geldiler çünkü onlar da programımıza bir plaket vermek istiyorlarmış. Ama isterseniz önce kapısı gerçekten bu yardımlara açılan ve sosyal hayatın güzelleşmesi için elinden geleni yapan Rasim Bey'in bir berber dükkanında neler yaşadığını izleyelim. Kocaeli Derince'deyiz. Kapıları birçok sosyal yardım projesine açılan berber dükkanına geldik. O berberin koltuğu hiç boş kalmıyor. Rasim abim, kadına şiddete son diyorum. Kadına şiddete son diyen bedava saç kesimini kapıyor. Bedava saç kesimi için kimi zamansa tek bir söz dahi yetiyor. Yere tükürmeyeceğinize söz verirseniz ben sizi ücretsiz tıraş edeyim. Evet, buyurun. Söz veriyorum. Söz veriyor musunuz? Söz veriyorum. Berber Rasim Uyan Kocaeli Derince'de yıllardır bu berber dükkanını işletiyor. Onu diğerlerinden ayıransa hayata geçirdiği birbirinden önemli sosyal sorumluluk projeleri. Kök hücre bağışı yapanları biz ücretsiz tıraş yapıyoruz. Sosyal yardım projelerine destek olan müşterilerine Rasim Uyan'dan saç kesimi, yıkama ve fön bedava. Bugünkü sizlerin tıraşı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğimize bağış olarak gidecek. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü. Hediyesini alan bize faturasını gösterdiğinde ücretsiz sakal tıraşı yapacağız. Ancak tek başına adeta bir sosyal sorumluluk derneği gibi çalışan berber sadece bu kadarla kalmıyor. Kimi zaman gelirini bir derneğe bağışlıyor, kimi zaman bir ilkokulun kütüphanesi için kitap topluyor. Bu kitaplar şu anda berber dükkanındaki raflarda ama en kısa zamanda bir okulun kütüphanesinde olacaklar. Atık pilleri biriktiren, mavi kapakları toplayan da soluğu onun dükkanında alıyor. Kapak projemize destek vermek adına, Hayata Dönüş Derneği adına. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bize destek vermek için geldik. Kapakları şöyle bırakabiliriz. Çok diğer sağ olun, çok teşekkür ederiz. Diğer projelerde görüşmek üzere, çok teşekkür ederiz. Atık piller ve atık mavi kapaklar var. Bunlar geri dönüşüm fabrikalarına satılıyor ve elde edilen gelirle köy çocuklarına umut oluyor. Dükkanının raflarını bugüne kadar aldığı teşekkür belgeleri ve plaketleri süsleyen Rasim Uyan'ın eşi de en büyük destekçisi. Hoş geldin. Hoş buldum. Kolay gelsin. Sağ ol. Eşimi gönülden destekliyorum çalışmalarından dolayı. Her zaman, her daim yanında olacağım. Sayın Müge Anlı'nın da sosyal sorumluluk projeleri var. Kendisine teşekkür ediyorum bu konuda. Bizlere de örnek. Biz de sosyal sorumluluk projelerini her konuda destekliyoruz. Yanındayız. Elimizden ne geliyorsa biz de Müge Anlı için, projeleri için varız. Efendim valla bugün siz bana plaket vermeye gelmişsiniz ama dilerim ben de sizi programa konuk ederek bir hediye verebilmişimdir. Rasim Bey size çok teşekkür ediyorum. Bence herkes çevresine karşı duyarlı olabilir. Damlaya damlaya göl olur. Evet. Siz de bunu berber dükkanında şahane bir şekilde yapıyorsunuz. Çok mutlu oldum sizin yaptıklarınızı görünce, izleyince. Örnek olmanızı da istedim açıkçası diğer vatandaşlarımıza. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çocukluğumda başladı. Çocukluğumda yaşlı bir amcamızla kağıt toplayıp kimsesiz çocuklara yardımcı oluyorduk. Sonra atık pillerin zararlarını öğrenip
onları mesleğimle birleştirmeye başladım. Ve bununla beraber böyle birey olarak tek devam ederken bir günlük hasılatlarımı STK'lara bağışlamaya başladım. Damlaya damlaya göl olsun diye. Ve ondan sonra 5 gönüllü arkadaşlar, sosyal elçiler diye bir platform oluşturduk. Ve arkadaşlarım da burada birlikte, onlarla birlikte bir senede 10 bin kitap toplayıp köy okullarına, cezaevlerine, kütüphanelere kitap bağışlıyoruz. Elektronik eşyaları toparlayıp, tamirini yapıp köy okullarına bilgisayar sınıfı oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla beraber yerel yönetimlere projeler hazırladık. Belediye başkanlarıyla inşallah bu projelerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Bizler birey olarak, gönüllü arkadaşlarla bu projeleri yaptık. Şimdi yerel yöneticilerden bu projelerin hayata geçmesini bekliyoruz. Bu yani konuda... aslında tamamen gönüllü, tamamen yani yardım edebilirim, ne yapabilirim diye yola çıkılan bir proje. Benim çok hoşuma gitti. Mesela diyelim ki sokak hayvanları için mama getiriyor birisi. Evet. Rasim Bey de onlara hemen ücretsiz saç sakal tıraşı yapıveriyor. Evet. Hasılatlar çok güzel. Biz Sevcan'la bakmıştık dosyaya. İşte Mehmetçik Vakfı'na 2 gün. Evet. İşte atıyorum Otizmliler Derneği'ne 1 günlük hasılat. Siz ayın büyük bir bölümünü hep böyle hasılatları bağışlayarak geçiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Allah paylaştıkça veriyor. Yeter ki paylaşmayayım. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum sizi. Ben de buna inanıyorum. Hatta dedim ki ben Rasim Bey'in eşi ne diyor acaba bu işe? İşte arkadaşlarımız eşinizi de buldular konuştular. Eşiniz de destekçisi. Evet. Harika bir şey. Hep birlikte çalışıyoruz. Sosyal elçiler, arkadaşlarımız birlikte ülkemiz için, geleceğimizdeki çocuklarımız için, gelecek dünyanın daha güzel olması için hep birlikte elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Harikasınız. Ben de destekliyorum sizi. Bundan sonra benim de yapabileceğim bir şey olursa projelerinize katkı anlamında yanınızdayım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben şunu anladım. Yani bu işi yaptıktan sonra... Ben herkesin herkese yardım edeceğini düşünüyordum. Ama hayat benim karşıma öyle insanları çıkarttı ki gerçekten bir yudum su vermeyi içi kabul etmeyen insanlar da var. Yok yapamıyor yani, yardım yapamıyor. Yani demek ki yardım edebilme duygusu da yine Allah'ın bir lütfuymuş insanlara. Herkes yapamıyor bunu. Bakıyorsun 1 lira çıkartıp vermiyor kardeşim. Evet. Yani var aslında, parası olmadığı için değil, veremiyor. Verememek ne kadar kötü bir şeymiş. Bunu çevrenizde gördüğünüz zaman bu insanları daha iyi anlıyorsunuz ve daha çok vermek istiyorsunuz. Şimdi siz bana bir plaket getirmişsiniz. Evet, sosyal sorumluluk projelerine göstermiş olduğunuz katkıdan dolayı. Sağ olun, çok çok teşekkür ediyorum. Sosyal elçiler çok anlamlı bir gerçekten plaket bizim için. Bir de engelli bir kardeşimiz özellikle size vermemizi istedi. Biz her gittiğimiz yere ayrıca kitap götürüyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. O kardeşim size armağan. Gurur Göç'e de. Evet. Efendim bu arada aramızda Hakan Eryürek var. O da yine Kocaeli'nden geldi. Evet. Otizmliler Derneği'nden geldi. Otizmliler Dernekleri de gerçekten çok faal ve çok güzel işler yapıyorsunuz. Tebrik elimizden ediyorum sizin nezdinizde, ben de diğer derneklerimize. Çok teşekkür ederim. Zor bir durum. Çok zor. Aileler için çok zor, çocuklar için değil mi? Hani daha tabii yaş ilerledikçe çok zor bir durum. Kesinlikle. Ama aşılamayacak da değil aslında. Kesinlikle çok değil. Da ümitsiz davranmamak lazım. Aslında derneklerin bence sosyal hayattaki en büyük katkısı bunların aşılamayacak problemler olmadığını göstermek. Kesinlikle. Biz de bu anlamda size bir teşekkür etmek istedik. Çünkü Sevgi İzi projeniz inanılmaz bir destek aldı. Çünkü çocuklarımız, otizmli çocuklarımız kendilerini ifade edemiyor. İfade edemedikleri için de kaybolduklarında özellikle bulunmaları zor oluyor. Ama bu vesileyle en azından Sevgi İzi ile emniyetteki kayıtlarla birlikte daha çabuk bulunuyor. Bu vesileyle size tekrar çok teşekkür ediyorum. Ediyorum. Ben de Sevgi İzi ile ilgili aldığımız gerçekten her ödülden ayrıca gurur duyuyorum. Şimdi şöyle efendim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Koçder, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği. Otizmli bireylerimizin hayatını kolaylaştıran, bu anlamda farkındalık yaratan Sevgi İzi projesine yapmış olduğunuz desteklerinizden ve hassasiyetinizden dolayı şükranlarımızı sunarız. İlkin Kılıç Arslan, Kocaeli Otizmler Derneği Başkanı. Çok selamları var başkanım. Çok teşekkür ederim.